kalmadı gibi sanki de. Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan epidermolizis bullosa isimli bir deri hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Metecan Görgüç, evde eğitim hizmetiyle yeniden hayata tutundu. Yatmam olmuştu mecburen. Şifaya mesela kürküçlerden bir şey tedavi uygulanıyor. Felçliler mesela düşünüyorum. Kürküçle yapılabilir. Milas'a bağlı Kırcağız mahallesinde yaşayan Görgüç ailesi oğulları Metecan'ın Türkiye'de tedavisi bulunmayan epidermolizis bullosa hastalığına yakalanmasıyla oldukça zor günler yaşıyor. Doğumla birlikte başlayan hastalık nedeniyle vücudunda yaralar oluşan ve hastalığın ilerlemesiyle el ve ayak parmakları birbirine yapışan 8 yaşındaki Metecan bazı özel kremlerle yardımcı tedavi görüyor. Kuşa, evet. Metecan kuşa. Doğum sırtına sürüyor. Türkiye'de ama eczanelerde. Evet. Oğlunun içinde bulunduğu durumu anlatan anne Ayşe Görgüç şunları söyledi. Çocuğumun hastalığı ender rastlanan bir hastalık. Çocuğum test koydular. Testte epidermolizis bullosa adını verdiler. Sonra biz yıkıldık. Eşimle birlikte temelli yıkılmış duruma düştük. Ama çocuğum da çok yıprandı. Geceleri kadar uyumuyor. Ağrısı zıssı oluyor. 1,5 ay oldu çocuğumun okula başlayalım. 1,5 aydan beri okuması yazması herhangi bir şeydi. Bir sıkıntımız yok. Güzel başladı. Güzel gidiyor şimdi şu anda. İnşallah bundan sonra da çocuğum da ağrılarından kurtulur da öbürkü çocuklar gibi okullara başlar. Başka bir şey mi? Kuşa. Hasta oğullarını mutlu etmek için büyük gayret gösteren aile, Metecan'ın okul çağına gelmesiyle evde eğitim talebinde bulundu. Milas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenle evde eğitim hizmeti almaya başlayan Metecan, okuma yazma azmiyle dikkat çekiyor. 1,5 aydır evde eğitim alan Metecan, şimdiden birçok derste ilerleme kaydederek öğretmenlerinin takdirini kazandı. İyi. Ama sağ olsun da çocuğumuzu da yaşattı yani. Ağırlığından kurtardık. Kremi bezi sayesinde. Metecan'a evinde eğitim veren öğretmenin İlgün Kesken, öğrencisinin öğrenmeye çok istekli olduğunu belirterek şöyle konuştu. Metecan'la evinde eğitim yapıyoruz. İlk gün pek şey yapamadık, iletişim kuramadık. İkinci günden itibaren iyi bir iletişim kurmaya başladık. Öğrenmeye çok istekli. Alıyor verdiğimiz bilgileri sık sık tekrarla unutturmamaya çalışıyoruz. Onun öğrenme isteği, öğrendikçe mutlu olması çocuğun hasta olduğunu bana unutturuyor çoğu kez. Gerçekten öyle. Avantajımız vardı ki buna her zaman gidip gelmiyorduk. Buraya rehabim burada özel. Metecan'ın 8. sınıfa kadar evinde eğitiminin süreceğini ifade eden okul müdürü Hüseyin Sudereli ise şunları söyledi. Öğretmenimizin görevlendirilmesiyle beraber Şubat 2015 tarihinden itibaren evinde eğitim ve öğretim almaya başladı. Çok mutluluk verici bir şey. Devletimizin, bakanlığımızın böyle bir hizmet vermesi hakikaten takdire değer bir süreç. Ve bir insanımızı, bir öğrencimizi kazanmak, onu cehaletten kurtarmak, onu hayata tutunmayı sağlamak, topluma kazandırmak gerçekten maddiyatla asla ölçülemeyecek, maneviyatı çok yüksek olan bir değer ve inşallah bu yıl öğrencimizi 2. sınıfa da geçirmiş olacağız ve böylece evde eğitim sürecini 8. sınıfa kadar devam ettireceğiz. Eve hizmet verilmedi. Bu yıl ben devamlı eşime git çocuk cahil kalıyorum, çocuk okusun, çocuğum okusun.